kimse yok. Bir zamanlar yüzlerce insanın bulunduğu bu yer, bugün harabe halinde. Bütün makineler, teknolojik cihazlar ne kadar değerli de olsa yerli yerinde bırakılmışlar. Kısa süre önce dünyanın en büyük araştırma merkezi iken şu an vahşi hayvanların sığınağına dönmüş. Yılda birkaç kez ender olarak araştırmacılar uğrarsa uğruyor. Onun dışında buraya bırakın insanların gelmesini, yakınlardaki yerleşim yerlerinde yaşayanlar dahi bu gizemli yerde duydukları sesler nedeniyle yollarını değiştiriyorlar. Bu insanlar neden böylesine büyük bir merkezi bırakıp kaçarcasına terk ettiler? Onları bunu yapmaya iten şey neydi? Çünkü bu araştırma merkezi büyük bir sırrı taşıyordu. 1970 yılında Rus bilim adamları bir araştırma yapmaya karar verirler. Amaçları, Kola Derin Sondajı isminde bir kuyu kazarak dünyanın en derin noktalarına kadar delik açmak, bu sayede yeraltı araştırmalarında devrim yapmaktı. Fakat karşılaştıkları şeyler, bilim adamlarının bu kazı çalışmalarını bir anda terk etmelerine neden olacaktı. Hem de hiç beklenmedik bir şekilde dünyanın gözü onların üzerindeyken. Kazı çalışmalarının amacı dünyanın çekirdeğine yakın bir noktaya ulaşmaktı. Ve tabii belli bilimsel tahminler yapılmış, karşılaşılabilecek engeller hesaplanmıştı. Ama beklenmeyen bir takım şeyler oldu. 1992 yılında 12.000 metreye, yani 12 kilometre derinliğe ulaşıldığında sıcaklığın 100 derece olması bekleniyordu. Fakat termometreler ısının 180 dereceye bir anda fırladığını kaydettiğinde bilim adamları çok şaşırdılar. Bunun olması imkansızdı. Çünkü o derinlikte neler olduğu teknolojik cihazlarla önceden incelenmiş ve 100 dereceyi geçmesinin imkansız olduğu hesaplanmıştı. Sıcaklığın beklenilenden iki kat daha fazla olması, acaba bir lav tabakasının yakınlarında mıyız sorusunu akıllara getirdi. Yapılan incelemede böyle bir sonuç bulunamadı. İlginç olan ise araştırma merkezindeki bütün teknolojik cihazlar bu derinliğe inildiği gün kendi kendine bozulmuştu. Sondaj çalışmalarında görevli bilim adamlarından biri, şantiyedeki bütün çalışanların kol saatlerinin bile durduğunu şaşırarak anlatıyordu. Bu kadarla da kalmadı. Araştırma merkezinde bulunan ve vahşi hayvanların bölgeye gelmemesi için koruma oluşturan husky cinsi köpekler delirmiş gibi bağırıyordu. Kapılar açıldığında bütün köpekler şantiyeden kaçarak uzaklaştılar. O yıllarda 180 derecelik sıcaklığın olduğu bir bölgede çalışan bir kamera bulmak zordu. Bu nedenle yerin 12.262 metre altında karşılaştıklarının ne olduğunu kaydetmeleri imkansızdı. Fakat belli koruma kalkanı altında bazı mikrofonlar ve ses kayıt cihazları kayıt almaya devam edebilirler. Bilim adamları bu gizemli olayın çözülmesi için sondaj kuyusunun dibine bir ses kayıt cihazı indirmeye karar verdiler. Fakat cihaz yer altına indirilmeden bir gün önce bir şokla daha karşılaştılar. Sıcaklık tam 1200 dereceye gelmişti. 1200 derece. İnanılmaz bir rakam. Kayıt cihazı yerinden çıkarıldığında ise bilim adamlarını daha büyük bir şok bekliyordu. Hepsi birden neye uğradıklarını şaşırdılar. Kaydedilen seslerde insan çığlıkları, azap çeken kadın ve erkek sesleri gayet net bir şekilde anlaşılıyor, hatta güçlü bir ses sanki bu azap çeken insanlara sesleniyor ve onlara tehditvari bir şekilde bağırıyordu. Yerin 12.262 metre altında, Kola Derin Sondajı adı verilen araştırma merkezinde kaydedilen bu kayıtlar yıllar sonra Sovyetler Birliği çökünce devlet tarafından gizli tutulan arşivlerin yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Ve işte Cehennem Sesleri adı verilen o kayıtlar. Thank you.
Gizem bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Bu sesler kaydedildikten birkaç gün sonra sondajın önemli yetkililerinden Dimitri Azako, devlet görevlilerinden uzayda kullanılan ve yoğun ısıya dayanıklı kameralardan istedi. Kamera yanında mikrofonla birlikte kuyunun derin bölgelerine indirilirken bir saat boyunca kayıtta kaldı. Fakat en derin noktaya ulaşmadan yoğun ısı nedeniyle çalışamaz hale geldi. Kamera bozulmadan önce görüntüleri izleyebilenlerin söyledikleri ise insanın tüylerini diken diken ediyor. Bilim adamları görüntülerde bir takım insan silüetlerine ve sürekli yer değiştiren ışık hüzmelerine rastladıklarını söylüyorlar. Acaba kamera bozulmasaydı nelerle karşılaşacaklardı? Bu durum dönemin Rus yetkililerine bildirildiğinde devlet yöneticileri hemen bu sondajın son bulmasını ve o şantiyenin terk edilmesi emrini verdiler. Bir açıklama dahi yapmadan. Bu dev merkez bir gün içerisinde boşaltıldı. Gizli bir el böyle olmasını istemişti. Şimdi ise işin en korkutucu bölümleri başlıyor. Öncelikle şunu belirtelim ki, yer altında kaydedilen bu sesler birçok uzman tarafından incelenmiş ve kayıtların doğal ortamda alındığı teyit edilmiştir. Bu seslerin çıkmasına neden olan şey ne olabilirdi? Bazı araştırmacılar bunların cehennemden gelen sesler olabileceğini söylediler. Buna cehennemin henüz boş olduğu cevabını verenler oldu. Fakat ahirette, yani öte alemde zaman yoktur. Yani zaman kavramı dünya hayatı için geçerlidir. Zaman kavramı olmamasına bakarsak şu anda cennet ve cehennemin dolu olması gerekiyor. Peygamberimiz de miraca yükseldiğinde cennettekileri ve cehennemdekileri görmüştü. Ancak yer altında bu kayıtların alınması bu iddiayı anlamsızlaştıran bir öğe olarak karşımıza çıkıyor. Bazı araştırmacılar yer altındaki levha hareketlerinin sesleri olabileceğini açıkladılar. Ancak bunların levha hareketi ya da diğer kırılmaların sesleri, uğultu veya hışırtı şeklinde olması gerekiyordu. En ilginç iddia ve bilimsel olarak da en çok destek toplayan açıklama ise şu. Bunlar helak edilen kavimlerin sesleri olabilir. Dikkat edin, binlerce yıl önce yok olmuş kavimlerin helak olurken attıkları çığlıklar. Peki bilimsel olarak bu iddia nasıl desteklenebilir? 2000'li yılların başlarında bilim adamları bir keşifte bulundular. Yapılan keşife göre bundan milyonlarca yıl önce yok olmuş olan dinozorların sesleri dahi doğada bulunan bazı maddelerde kayıt altına alınmıştır. Bu doğanın bir mucizesi olarak adlandırılabilir ama işin sırrı şurada. Nasıl ki ilk ses kayıtları üzeri mıknatıslı bantlar aracılığı ile yapılıyordu, işte kayıt bantları ile aynı etkiyi oluşturan ve doğada bulunan bazı yapışkan maddeler de bize aynı sonucu verebilir. Yine bilim adamlarının açıklamasına göre ses asla kaybolmaz. Doğada yayılmaya devam eder. Ve binlerce yıl önce bu kavimler helak olurken çıkan sesler yer altında da yayılmaya devam ederken doğada bulunan ve bir şekilde sesleri kaydeden böyle bir tabakaya denk gelmiş olabilirdi. Bu düşünce bilimsel olarak bir bütünlük gösteren ve bize her detayı açıklayabilen bir fikir. Tabi iddialar bu kadarla sınırlı değil. Yer altında cinni varlıkların yaşadığı bir yere denk gelindiğini ve bu seslerin onlara ait olduğunu söyleyenler de var. Şantiye bölgesinde köpeklerin kaçması, cihazların bozulması, inanılmaz derecedeki sıcaklık ve Rus devletinin şantiyenin hemen boşaltılması emri bu konuda cinlerle ilgili bir şeylerin gizleniyor olabileceğini düşündürüyor. Şantiyede çalışan ve olaya şahit olan bilim adamları ve yardımcılarından bazıları ise o günlere dair hiçbir şey hatırlamıyorlar. Sanki birileri tarafından hafızalarının silindiğini söylüyorlar. İşin şaşırtıcı yanı, o yıllarda Rus gizli servisi olan KGB'nin hafıza silme teknikleri uyguladığı da biliniyordu. Hem de tüm dünya tarafından biliniyordu. Amerikan Başkanı Kennedy suikastini işleyen Serhan Serhan ismindeki genç, cinayet anında tutuklanır ve hiçbir şey hatırlamadığını, tek bildiğinin üzeri puanlı bir kadının ona baktığı olduğunu söylemişti. Yani beyin yıkama deneyleri hem Amerika
hem de Rus gizli servisleri tarafından zaten gerçekleştiriliyordu. Konuyla ilgili bir diğer iddia ise bu seslerin yer altında yaşayan kadim ırklara ait olabileceğiyle ilgili. Yerin altında yaşayan insanoğlunun henüz bilmediği medeniyetler herhangi bir nedenle bu seslere sahip olabilir miydi? İddia dahilinde olmasına rağmen birçok destekleyici taraftarı olan bir açıklama. Bazı araştırmacılar da seslerin Yecüc ve Mecüc kavmine ait olduğunu iddia ediyorlar. Yecüc ve Mecüc'ün ise Kur'an-ı Kerim'de yerin altına bir set tarafından kapatılmış farklı bir topluluk olduğu söyleniyor. Belki de Rus yetkililer bu nedenle sondaj çalışmalarının hızla son bulması emrini verdiler. İşin ilginç yanı, sondaj çalışmaları son bulduktan sonra 2000'li yıllarda devlet tarafından çıkarılan bir izinle tekrar devam ettirildi. Fakat bir şartla, 8000 metrenin altına inilmeyecekti. Zaten belli zaman sonra tekrar kapatıldı. Büyük sır henüz bitmiş değil. Kola derin sondajının bulunduğu ve bugün terk edilmiş bir harabeye dönen şantiye, zaman zaman cehennemden gelen sesler olarak adlandırılan bu seslerin kaynağını incelemek için bazı araştırmacıların bölgeye uğramasına neden oluyor. Şantiyenin büyük çukur olarak adlandırdıkları kuyunun üst kısmı dinamitle patlatıldıktan sonra kapatılmış. Ama şantiye binalarının içine girenler ya da bölgede biraz zaman geçirenlerin söylediği ortak bir söz var. Buraya yanınızda bir köpekle giremezsiniz. Mutlaka sizden kurtulacak ve şantiyeden uzaklaşacaktır. Geceleri binanın içinden bir takım sesler geliyor. İnsan koşuşturmacaları, zincir ve iş makinelerinin sesleri. Sanki şantiye hala çalışmaya devam ediyormuş gibi makinelerin sesleri, işçilerin hareketleri duyuluyor. Bu dünya üzerinde hiçbir insan böyle bir yerde tek gece dahi geçiremez. Sanki hayaletler ya da bir takım varlıklar burada kendilerine yaşam fonksiyonları oluşturmuş ve rahatsız edildiklerinde insanların gitmesi için ürpertici şeyler yaparak bizleri korkutuyorlar. 25 yılı aşkın bir süredir çözülmeyi bekleyen Kola derin sondajının gizemi hiçbir bilim çevresi tarafından cevaplanamadı. Belki bir gün Rusya geçmişindeki bu gizemleri, sırları açıklayarak bizlere zihnimizde oluşan soru işaretlerin cevaplarını verebilir. Şu bilgiyi de vermeden videoyu sonlandırmayalım. Kola derin sondajında görevli bütün bilim adamları 1992 yılının sonunda sondajdan gelen ses kayıtları ve gizemli görüntülerden sonra mesleklerinden istifa ettiler. Sondajda görevli bilim adamı Dmitri Azakov ise konuyla ilgili tek söz söylemiştir. Orada şahit olduklarım ben ve birkaç kişi ile birlikte toprağa gidecek.